Merhaba arkadaşlar, Meccanine hoş geldiniz. Bugün ligler başladı, yeni ligler başladı, yeni sezonun ilk ligi. Ve arkadaşlar bildiğiniz gibi bu yeni ligde 5 oyuncu değişiklik yapma hakkımız var. Bakalım rakip kaç oyuncu değişikliği yapacak. Evet, 3 dakika var maçın başlamamıza. Bu arada arkadaşlar maç başlamadan hemen önce sizlere Huawei App Galeri'nin yepyeni Kurban Bayramı kampanyasından bahsedeceğim. Bu arada oyuncuları şöyle bakalım. Evet arkadaşlar, bu dönem Murat Üzerbendigar'ı sağ kanatta oynatıyorum. Pardon, sağ kanatta oynatmıyorum, yedekte oynatıyorum. Yerine Abdülhamit'i oynatıyorum gördüğünüz gibi. Orta sahaya Abdülhamit Ağa'nın yerine geçen sezon özel sponsorluk ödüllerinden gelen bu oyuncuyu aldım. Sol kanada Gültekin'i oynatıyorum. Bu da Gençlik Akademisi'nden geldi. İyi yetiştirdik. Hem çift özel yetenekli güzel bir oyuncu. Ki bu özel yetenekli oyuncuyu da özel sponsorluk ödüllerinden almıştım biliyorsunuz. Kyle King bu sezon özel sponsorluk ödüllerinden geldi bu oyuncu da arkadaşlar. Bir sezon kiralık oynayacak bende. Onu da şu an yedekte tutuyorum. Ara ara oyunu alacağım. Bugünkü maçta da oyunu almak istiyorum. Şimdi hemen şöyle özel sponsorluk ödülleri. Evet, maçın başlamasına bir dakika kaldı arkadaşlar. Şöyle özel sponsorluk ödüllerine şöyle bir tıklamadan önce isterseniz Huawei'nin kampanyasına, yeni kampanyasına bakalım. Evet arkadaşlar, bildiğiniz gibi geçen videolarda bahsetmiştim. Huawei Kurban Bayramı'na özel, hatta Top 11'a özel çok mükemmel kampanyalarla giriş yapmıştı. Bu geçtiğimiz tatil günlerine. Şimdi arkadaşlar, bu kampanyalarda %15'e varan Huawei puanlar vardı. Top 11'a özelde %80'e varan indirimler vardı. Hatta dediğim gibi bu son özel sponsorluk ödülünü 34.99 yerine 16.99'a almıştım, hatırlarsınız. Videolarda da detaylar var. Şimdi arkadaşlar, 20-25 Temmuz tarihleri arasında mükemmel bir avantaj var yine. Bu sefer %50'ye varan, ilk satın alımımızda %50'ye varan Huawei puanı var. Yani 100 TL'lik bir alışveriş yaptığımızda ilk alışverişimize 50 TL'lik Huawei puan hesabımızda yatıyor. Bu çok güzel. Bununla da sınırlı değil arkadaşlar. Bu tarihleri eğer geçirirsek, yani atıyorum ilk 20-25 Temmuz tarihleri arasında yapamadık, 31 Temmuz'a kadar yine yapacağımız alışverişlerde %15'lik Huawei puan indirimlerimiz, Huawei puanlarımız hesabımıza yatacak. Bu Huawei puanları nasıl kullanacağımızı da zaten bahsetmiştim. Hem de telefonumuzun bu arada arkadaşlar Huawei olması şart değil. Android bazlı cep telefonu olması yeterli. Peki bununla mı sınırlı teklif? Hayır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Mate X Pro gibi laptoplar gelebiliyor. Aynı şekilde FreeBoot 4i gibi hediyelerimiz var. Peki bunlar nasıl oluyor arkadaşlar? En çok harcama yapan 10 kişi bu hediyelere sahip olabilir. Dolayısıyla ne kadar çok alışveriş yaparsak Huawei App Galeri üzerinden o kadar avantajımıza. Ayrıca arkadaşlar, çark çevirme hakkımız ilk kampanyada olduğu gibi aynı şekilde devam ediyor. Her 8.99 TL'nin üzerinde yaptığımız alışverişlerde bir çevirme hakkı kazanıyoruz. Evet, detaylı bilgileri arkadaşlar aşağıdaki linklerden elde edebilirsiniz. Görüşmek üzere diyorum. Maçımıza devam ediyoruz şimdi. Evet arkadaşlar, sponsorluk ödüllerimizden şöyle biraz bahsedeceğim. Gördüğünüz gibi bir kısmını hemen açtım ben premiumla beraber ve ilerliyoruz. Bu özel sponsorluk ödüllerinde sonuna kadar gelmeye çalışacağız. Neden dersek arkadaşlar, kaleci için mükemmel bir özellik var. Bu arada Borussia Dortmund forması da güzel. 7-9 yıldız arası bir oyuncu gelecek MC pozisyonunda, 5-7 yıldız arası bir oyuncu gelecek normallere ve arkadaşlar kalecide duran top durdurucu özelliği var. Bu özel yeteneğe de sahip olabilmek için premium'u açmamız lazım. İnşallah premium'u açtık zaten gördüğünüz gibi, ama bu özel yeteneğe de sahip olmasını istiyorum kalecimin. Ki onu da ben geçen sezon Gençlik Akademisi'nden aldığım bir kaleci var. Onu da kullanacağım. Şimdi rakibe bakıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kaliteli oyunculardan kurulu.
STS'i aynı şekilde, MC'si, evet, AMR'si, AML, ST özelliğine de sahip. Evet, AML'si 18 yaşında, ML, AML. Güzel arkadaşlar, kaliteli bir rakip ve maç başladı. Şimdi, evet, stadımız güzel. Evet, rakip 104.4 gücünde, ben de 96.4'teyim. Yine en değerli oyuncum şu an yine Barbaros Hayrettin. Evet. %10 bonusumuzu alalım. Evet. Hemen desteğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Evet, ilk atak rakipten geldi. Evet, Abdülhamit Han yeni yerinde sağ kanattan ilerliyor. Bakalım güzel bir ortada gelir mi? Evet, gelmedi. Yani evet, 3-1-4-1-1 şeklinde sahadayım. Yıldırım Beyazıt'ı biraz geriye çektim. Bu arada savunma oynuyorum. Yüksek pres, offside taktiğim ve kontratağım kapalı. Evet, Barbaros Hayrettin'i biraz ileri çıkarttım. Yıldırım Beyazıt'ı onun hemen gerisinden destek veriyorum. Hani eski Şahin'in olduğu yer. Şahin bu maçta arkadaşlar yedek. Zaten 4 oyuncu değişiklik yapma hakkımız var. Her an oyuna da alabiliriz ama öncelikle yeni gelen King'i denemek istiyorum açıkçası. AML pozisyonunda. Derken Barbaros Hayrettin ilk pozisyonunu dışarı attı. İnşallah ikincisi olmaz diyorum. Şimdi bakalım. Evet, Valencia sarı kart gördü. 18. dakika. Evet, 6 numara. Evet, rakip menajer de burada arkadaşlar. Evet, Jose Mourinho desteğimiz bildiğiniz gibi özel sponsorluktan geldi. Evet, Fatih Şengül ve Spotted Proposition 13'e de teşekkür ediyorum. Evet, şu otoba sahip olmayı verelim. Bu arada rakip bizim alanımızda bayağı bir bulundu. Evet, 23. dakika, golsüz eşitlik devam ediyor. Şu an en kötü oyuncum Yıldırım Beyazıt 6.5 ile. Yerini yadırgadı biraz herhalde. Evet, Reyes geldi rakipten. Evet. Abdülhamit Han çok güzel bir korner değil. Güzel bir korner ustası olarak güzel işini yaptı ama yeterli değil. Evet, Orhan Gazi ile beraber Yıldırım Beyazıt en kötü oyuncu olma özelliğini paylaşıyorlar şu an. Evet, Gnomili orta sahanın yeni dinamosu. Bakalım. Güzel. Evet arkadaşlar, 5 numaralı gördüğünüz gibi Anangono DMC pozisyonundan ileri çıkıp, ki ileri ok olmamasına rağmen, ha bu arada evet, Abdülhamit Han'ın güzel ortasını Yıldırım Beyazıt auto attı arkadaşlar. Gördünüz işte 6.5'lik kötü özelliğini devam ettiriyor. Durun bakalım. Belki biraz yerini değiştirebiliriz ama şu an hani rakip dizilişine göre aslında iyi pozisyonda. Yani ama dediğim gibi yerini biraz yadırgamış olabilir. Evet, Abdülhamit Han'ın bir diğer ortası yine sonuçsuz. Evet. Bakalım. Şu an şu bonus verelim. %15 tekrar topa sahip olma bonusu vereceğim. Oo, rakip 10 kişi arkadaşlar. Valencia ikinci sarı kartı gördü ve Barbaros Hayrettin golünü attı penaltıdan. Güzel. Güzel. Barbaros Hayrettin de arkadaşlar bu sezon gol kralı yapmak istiyorum inşallah. O yüzden Yıldırım Beyazıt'ı biraz geri oynatıyorum. Onun pasları gelsin. Barbaros Hayrettin'in de golü gelsin. Evet, Yıldırım Beyazıt gole gidiyor bu arada. Oo. Güzel vuruştu ama evet, ilk yarı 1-0 bitti. Evet, Valencia çift sarı karttan oyun dışı. %57'ye 43'lük topa sahip olma bonusumuz var. Topa sahip olma üstünlüğümüz var. Güzel. Bakalım rakip arkadaşlar orta alandaki boşluğunu nasıl dolduracak. Şu an gördüğünüz gibi orta sahada tek kişi var. Çift MC oynuyordu bildiğiniz gibi. Şu an tek MC var. Sağ ne yapacak? Evet arkadaşlar, oyuncu değişikliği yaptı. Forvetten çıkarttı. Orta sahaya bir oyuncu aldı. Güzel.
Evet. Pardon. Evet, rakip geliyor ama evet sonuçsuz. Güzel. Şu an Yıldırım Beyazıt 6.7'de, Orhan Gazi 6.5'te. Evet, pek çok oyuncu şu an vasat seviyede diyelim. Ama 56. dakika, güzel, 1-0 önlediğimiz devam ediyor. Rakip de 10 kişi zaten. Yani çok tedirgin olacak bir şey yok ama biliyorsunuz arkadaşlar, rakip 10 kişi olduğu zaman bazen gaza gelip gol atabiliyor. Ve Yıldırım Beyazıt yine bir şutunu kaleci kurtardı. Evet. Çok güzel. Yıldırım Beyazıt'ın pası. Yıldırım Beyazıt'ın bir pası daha. Evet. Yıldırım Beyazıt çok güzel paslarıyla arkadaşlar o Barbaros hareketini destekliyor. Güzel. Olması gerektiği gibi. Evet. Güzel. Matemos ortada. Yıldırım Beyazıt'ın o boş alana mükemmel pası ve Barbaros Hayrettin gole gidiyor derken gitti zaten. Çok güzel. Arkadaşlar Barbaros Hayrettin'in de Yıldırım Beyazıt'ın ikisinin de çok yönlü hücum oyuncusu özelliği var. İkisi de özel sponsorluktan geldi biliyorsunuz. Özellikle bu iki oyuncuya da vermiştim. Eski videoları da izleyenler hatırlar. Ve Gültekin evet iyi geldi. Evet tekrar topa sahip olma bonusunu veriyoruz. Ki bu da arkadaşlar biliyorsunuz tiki taka gol atabilmesi için çok özel. Evet arkadaşlar Gültekin King değişikliğiyle beraber evet oyuna da yansıdı. Bakalım. 68. dakika 69. 2-0'lık üstünlüğümüz devam ediyor. Matteo'nun pası Barbaros Hayrettin'e. Barbaros Hayrettin Abdülhamit Han'a verdi. Şu an gördüğünüz gibi evet Yıldırım Beyazıt topu aldı. Güzel şut evet. Barbaros Hayrettin ile Yıldırım Barbaros çok güzel. Çok güzel, mükemmel. Çok güzel. Evet arkadaşlar. 3. golü bile attık. 72. dakika. Evet. King topu kaybetti. Bakalım bu kiralık oyuncu ne kadar fayda sağlayacak. Şimdilik iyi gidiyor bakalım. Evet Arslan sağ kanattan. Evet topu kaptırdı. Evet Barbaros Hayrettin aldı. Evet rakip oyuncu değişikliği yapıyor. 77. dakika. 2, 3. O rakip arkadaşlar 5 oyuncu değişikliğini de yapıyor. Evet arkadaşlar çok güzel oldu. Siz de uygulamalı olarak görmüş oldunuz. 5 oyuncu değişikliği yapabiliyoruz demiştim. Bu sezon Türkiye liglerinde olduğu gibi. Evet. Yeni kuralları uygulayan top eleme yönetimi 5 oyuncu değişikliğini de burada göstermiş oluyor. Evet. 82. dakika. Yıldırım Beyazıt paslaştı. Arengano çok güzel. Evet. Güzel. 83. dakika. Marlboro Sayrettin. Yıldırım Beyazıt. Güzel paslaşmalar bunlar. Evet. Matemo. Abdülhamit Han. Abdülhamit Han'dan çok güzel bir pas. Yıldırım Beyazıt ama yok gol değil. Zaten Yıldırım Beyazıt'ın bugün zaten çok gününde de değil. Evet. Son bir topa sahip olma dua verelim. Evet, 87. dakika. Evet, rakip zaten 10 kişi. Yani çok fazla yapabilecek bir şey yok ama. Evet, Yıldırım Beyazıt 8.2'ye geldi bu arada. Güzel. Ve maç bitti arkadaşlar. Evet, 3-0. Gördüğünüz gibi 5 oyuncu değişti rakipten. Bir de 10 kişi kaldı. Yani rakip takımın yarısını değiştirmiş oldu arkadaş. Evet biz de bu şekilde 3-1, 4-1-1 şeklinde oynadık. 4-2-3-1'e karşı. Evet taraftarımıza teşekkür ederek yayınımızı kapatıyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın diyorum. O arada Barbaros Hayrettin 4-1-5 6 %6 gelişti. Çok güzel. Arkadaşlar Barbaros Hayrettin inşallah bu sezon gol kralı yapacağız bakalım. Şu an bu özelliklerle de olsun artık diyorum. Evet arkadaşlar güzel bir galibiyet oldu. Kendinize iyi bakın diyorum. Mecanen de kalın. Kanala abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi, likelamayı bekliyorum arkadaşlar.